İş sağlığı, iş güvenliği alanı teknik bir alan değildir. İş sağlığı, iş güvenliği alanı politik bir alandır. Benim geçmişten bugüne söylemiş olduğum şey, iş sağlığı, iş güvenliği alanı politik bir alandır. Bütün düzenlemelerde o ülkedeki üretim süreçleriyle ve bu üretim süreçlerinde ortaya çıkan çalışma koşullarıyla ele alınmak durumdadır. Bütün düzenlemelerde, mevzuat düzenlemelerde tam da buna uygun yapılmaktadır. Kendisi politik bir düzenleme olarak yapılmış olan bir alanın teknik bir sorun olarak ele alınması meselenin oldukça gerisinde durmasını, aksine de işte özellikle işçi sınıfının bu konudaki örgütlenmesini, işçi sınıfının bu konudaki sömürü sistemini azaltmasına dönük bütün o yaklaşımlarında engelleyici, ortadan kaldırıcı bir rol oynamaktadır. Yani burada söylenmek istenen şey şudur: işçi sınıfı İşçi sağlığı, iş güvenliği alanındaki uygulamaları hem uluslararası mevzuat hem yerel mevzuat açısından ele alındığında bu konuya ilişkin kendi çalışma koşullarını, çalışma ortam ve koşullarını ve bu konuya ilişkin saygın iş, insana yakışır iş meselesini de hayata geçirmek durumundadır. Bunun için de örgütlenmek durumundadır. Bunun için de mücadele etmek durumundadır. Eğer bunlarda bir eksiklik söz konusuysa, işverenlere bırakılmış ya da iktidara bırakılmış, sermayeyle iç içe geçmiş iktidara bırakılmış bir iş sağlığı, iş güvenliği alanı mevzuatsal düzenleme olsa dahi sonuç itibariyle bu yaşama geçmede ciddi olarak karşımıza sıkıntılar çıkartacaktır ki bizim bu ülkemizde de yaşadığımız mesele budur. Türkiye'de iş cinayetlerinde biz hani birinci sırada. Burada şeye bakmak lazım. Yapılan düzenlemelerin uygulanmadığına, bu konuya ilişkin denetim ve yaptırılanın yaşama geçirip geçirmediğine bakmak lazım. Bir ikincisi, sendikalar bu alana ne kadar önem veriyor, ona da bakmak lazım. Yani sendikalar kendi örgütlenmelerinde, toplu sözleşmelerinde ve bizzat üretim süreçlerinde buna dair gerçekten çaba sarf edip buna ilişkin oradaki koşulları daha da uygun, daha iyi hale getirebilecek çalışmalar yapıyorlar mı? Dediğimiz gibi buna da bakmak gerekir. Yani biraz önce söylediğim mesele şu: örgütsel yapıda sonuç itibariyle bir ciddi zayıflık olduğunu söyleyebiliriz işçi sınıfının sendikal örgütlenmesinde. Bu zayıflık 12 Eylül'den günümüze kadar gelen süreçte sürekli düşmüştür. Düştüğü ölçüde de işçi sağlığı, iş güvenliğine ilişkin uygulamalarda çok kötü şartlar ve koşullarla karşı karşıya gelmiştir çalışanlar. Şimdi bir de 2000'li yıllardan sonra dönüşüme bakıldığında kamunun hani giderek elini çektiği, özelleştirmelerin hızlandığı, daha sonrasında ise güvencesiz ilişkiler alabildiğine yaygın hale geldiği bir ülkede sonuçta işçi sağlığı, iş güvenliğine dair uygulamalarda kim iktidar olursa olsun o konuya dair denetim, yaptırım ve iyileştirme meselesinde ciddi aksaklıklar bilerek kendisini ortaya koyacaktır. Zaten 2004 yılında biz yasa tartışmalarını bakanlıkla yaparken o dönemde bakanlığın bir sistem çalışması söz konusuydu. O sistem çalışmasında iş sağlığı, iş güvenliği alanında çökmüş bir sistemin olduğunu kendileri de kabul ediyorlardı. Yani bu çökmüş sistem üzerine biz bir mevzuat düzenlemesi yaptık ve bu mevzuat düzenlemesi giderek özelleştirme ve güvencesizliklerle birlikte tamamen kağıt üzerinde kalan uygulamalar haline geldi. Yani bu konuya dair örnekler vermek gerekirse bunları biraz sonra şey yaparız ama DİSK'in mesela 1978'de çıkarmış olduğu daha fazla kar, daha fazla kan broşüründe iş cinayetlerini şöyle tanımlar: sermayenin işçi sınıfına bir saldırısı vardır, bu iş savaştır diye tanımlamıştır. O dönemde aslında çok değişen bir şey söz konusu değil. Bir de hani o dönemde örgütlülüğün düzeyi bakıldığında oldukça güçlü bir sendikal hareketten bahsederken, 80'li yılların sonundan itibaren giderek çöken bir sendikal hareket örgütlülüğünden bahsedebiliriz. Yani bugün şimdi 2,5 milyona gelmiş bir örgütlülük var ama bunun %4, %5'i toplu sözleşme
yapabiliyor ve hani uygun koşullarda çalışabiliyor diyelim. Hani o tırnak içerisinde söylüyorum uygun koşullarını. Hani ücrettir, sosyal haklarıdır, çalışma koşullarının da düzenlemedir, iş sağlığı güvenliğe ilişkin uygulamaların bizzat sendika ve hani orada toplumsal denetim mekanizması gibi çalışarak meseleyi takip etmesi ve bakanlıkla bu konuya dair yaptırım uygulamalar konusunda belli bir hani bağlantı var ama istediğimiz düzeyde mi? Değil. Fakat bu bizim için önemli değil. Önemli olan güvencesiz olarak çalışan nereden baksam bir 15 milyona yakın kitleden bahsediyor. Örgütsüz çalışma koşulları alabildiğine kötü. Arkayık kişinin saymıyorum bile bu konuda. Düşük ücret, sosyal haklarının olmadığı çalışma ortam koşullarında işçi sağlığı, iş güvenliği önlemlerinin bir maliyet kalemi olarak ele alınıp yaşama geçirilmediği bir ülkeden bahsediyoruz. Yani bizim ülkemizden bahsediyoruz. Kader fikir meselesi onların hani ideolojik bir bu alana ilişkin hegemonyayı oluşturmasıyla ilgili bir şey. Yani şunu söyler. Şimdi sermaye birikim rejimi alabildiğine karlılık ve sömürü üzerine kurulmuşsa, değil mi? Bu ülkede böyle. Sonuç itibariyle yapılan düzenlemeler yani uluslararası ölçekte kendisine bir hani imaj oluşturmanın ötesine gitmediğini görmek lazım. Şimdi bu imaj tamam ben işte 155 sayılı iş sağlığı güvenliği ILO sözleşmesini imzaladım. 161 sayılı iş yerlerinde sağlıkla ilgili uluslararası sözleşmeyi imzaladım. 176'yı imzaladım. 167'yi imzaladım. Yani madencilik ve inşaatla ilgili. 182 sayılı ya pardon 187 sayılı iş sağlığı güvenliği sözleşmesinin iyileştirilmesi konusundaki ILO sözleşmesini de imzaladım. Peki ama bu kadar ölüm ne? Her yıl yani 2000 üzerinde biz ölümle karşılaşıyoruz. Veriler bakanlığın verilerinden çok üzerinde çıkıyor. Biraz önce de siz bahsettiniz. Yani bu 22 yıllık süreçte ortaya çıkan tablo şu. Bakanlığın verileriyle AKP iktidarındaki reel veriler arasında ciddi bir açı farklılığı var. Yani nereden baksan 810 bin, 810 bin, 810 bin bir farktan bahsediyoruz. Yani İSİK Meclisi'nin verileriyle. Şimdi buna bakıldığında çok ciddi olarak bir sıkıntının yaşandığını bu ülke açısından ortaya koymak gerekiyor. Yani bu devletin kendi üzerine düşen sorumlulukları da yerine getirmediğiyle ilgilidir. Çok temel bir şey. Çünkü devlet sorumluluğunu yerine getirmiyorsa ya da es geçiyorsa ya da bu konuya ilişkin göstermelik uygulamalar yapıyorsa bunun arkasındaki ilişkiye bakmak lazım. Bu işin ekonomi politiği ne? Bu işin ekonomi politiği sermayenin uluslararası düzeyde rekabetinin önünü açabilmek ve ülkede de alabildiğine aşırı birikimin, tamam aşırı sömürü, aşırı birikimin sermaye açısından sağlanmasının yolunu açıyor. Şimdi bu anlamda biz sömürüyü sınırlandırma meselesi dediğimiz zaman nereden başlayacağız? Öncelikli olarak iş sağlığı güvenliğindeki mevcut bu cinayetleri ortadan kaldırabilecek bir yaklaşım olmak durumunda. İki, ücretler düzeyini gerçekten o ülkenin gerçekleri düzeyine çekip insana yakışır bir çalışma ortamı, insana yakışır bir sosyal refah ilişkilerinin kurulması lazım. Bunları kuramadığınız ölçüde bu ülkede sermaye alabildiğine aşırı karlılık üzerinde çalışacak, alabildiğine kendisini küresel düzeyde var etmenin, rekabet etmenin en kolay yolunu da bulmuş olacak. Ucuz emek meselesi dediğimiz şey, güvencesizlik meselesi dediğimiz şey bu. Kayıt dışılık dediğimiz şey bu. Yani bunların üzerine gidilmediği sürece, bunların üzerine devlet gitmiyorsa o zaman işçi sınıfının kendisi örgütlülüğüyle gitmek durumda ama bunu da başaramıyor sonuçta. Ama sıradaki madencilik katliamı da bu. Geldiğimiz nokta İliç'teki durum bu. Yani şimdi şunu söylüyoruz. Devletin denetim ve yaptırım işlevi uygun değilse en azından bunu ortadan kaldırabilecek ve olaya nüfuz edebilecek sendikaların bu konuya dair bir toplumsal denetim mekanizması olarak buralarda bu işleri öncelikli olarak göz önüne almak durumda. Buradaki işçilerini, temsilcilerini, oradaki İSG kurullarını hayata geçirecek, onları yetiştirecek, onların eğitimlerini almasını sağlayacak. Onlar yapmıyorsa bunu biz yapacağız. Yani oraya bir biçimle nüfuz etmek durumundayız. Bu konuya ilişkin olarak yani sendikal hareketin temel bir yöneliminin, bu temel yöneliminde ana motifi de yani temel örgütlenme mücadele olarak
altını çizecek ve onun üzerinden de dediğimiz gibi nasıl ki ücret meselesi sorunsa, nasıl ki sosyal haklar meselesi sorunsa ve önemliyse, tam da iş sağlık güvenliği alanında bu biçimiyle ele alıp değerlendirmek durumdalar. Ve buna ilişkin sadece örgütlü olduğu yerlerde değil, örgütlü olmadıkları yerlerde bu konuya dair ciddi politikanın geliştirilmesi lazım ve bunun olanak ve imkanları da aslında var. Ama dediğimiz gibi bu konuda ciddi bir niyet ve yaklaşım, politik yönelim ve bir projeksiyona ihtiyaç var.